Evet, tekrar merhabalar. Şimdi PR Tavla Ligimizin son iki maçı kaldı. Bu son iki maçta iki maçın da aynı anda başlamasıyla ilgili bir karar verdik. Tabii böyle olunca iki maçı yayınlama konusu enteresan. Daha önce bilmiyorum yani başka bir organizasyonda iki maçı aynı anda yayınlayıp işte maçlar arasında geçiş yapıp yorumlar yapıldı mı? Hiç bilmiyorum. Ama bunu bugün tek başıma deneyeceğim. Umarım dediğim gibi profesyonel olmadığımız için lütfen kusura bakmayın. Kelime konusunda sıkıntı yaşarsak. Bir deneyeceğiz bakalım. Yani ben gayet heyecanlıyım bu konuda. Tabii öncelikle hemen bir bilgi vermek istiyorum. Burada kalan son iki maç Bilgehan Giray, Ozan Akgül arasında ve Mehmet Çakıcı, Aykut Keskin arasında. Şimdi 4 oyuncunun da aynı puanda bitirme ihtimali var. Dolayısıyla çok heyecanlı bir maç trafiği olacak. Bu maç trafiğini de tabii ki biz nacizane tek kişi olarak yorumlamaya çalışacağız. Şimdi burada birkaç bilgi vereceğim size. Bu arada tabii cep telefonundan aynı zamanda oyuncularla ilgili maçlarını başlama konusunda analizler yapıyoruz ve çalışmalar yapıyoruz bir an önce başlayabilmek için. Şimdi şöyle bazı bilgiler verelim. Bir kere burada 4 oyuncunun da aynı puanda bitirme ihtimali var. Bu daha önce yaşanıp yaşanmadığını yine bilmiyorum ama çok heyecanlı bir noktaya getirdi PR Ligimizin Final Four'unu. Çünkü 4 oyuncu da aynı puanda bitirirse bu durumda altlarındaki PR'ların ortalamasında yani şu maçlara bağlı, şu 3 yaptıkları 3'er maçın PR ortalamasında en iyi olan oyuncu şampiyon olacak. Tabii bu da ilk defa olacak gibi görünüyor. Ben bayağı heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Şimdi yavaş yavaş oyuncuların maçlarının yayını için maç kaydına geçelim. Oradan artık maçları yorumlayalım. Arada geçişler yapacağız. İki ekranı birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hakikaten çok heyecanlı bir süre bizi bekliyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş oyuncuların maçlarına geçelim. Evet. Şimdi iki ekranı da yan yana koyduk. Tabii arada maçlar arasında geçişler yapacağız. Oyuncular kadar gerçekten biz de heyecanlıyız. Sol tarafta yukarıda Cheers Darling kullanıcı adıyla Ozan Akgül, Bilgehan Giray üstadımıza karşı oynayacak. Sağ tarafta Mehmet Çakıcı, Klas Kurli kullanıcı adıyla Aykut Keskin'e karşı oynayacak. Herkesin şampiyonluk iddiası var, şansı var. Bize de keyifli keyifli burada unutup yorumlamak düşecek. Şimdi öncelikle Mehmet ve Aykut maçına bir geçiş yapalım. Oradan bir bakıp sonra diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi burada yukarıda beyaz taşlarla oynayan Mehmet Çakıcı, altta mavi taşlarla oynayan Aykut Keskin. Aykut Keskin üçlü bir prime yapmış, blok oluşturmuş. Mehmet'in güzel bir 4-4 jokeri var. Her ne kadar içerideki taşlarını hareketlendiremiyor olsa da sonuç olarak içeriden muhtemelen agresif bir oyun tarzı sergileyecektir. Şimdi bakalım Mehmet hamlesini yaptı. 5-3 Aykut konup muhtemelen kıracak. 5-1 agresif oynamaya devam edecek Mehmet buradan. 2-1 Mehmet bir evindeki oluşturduğu 4 ve 2 kapılarındaki kapılardan dolayı bir ufak avantajı var gibi görünüyor ama tabii şu anda puanlar yani ortada gördüğünüz 150 ve 153 puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla sayı olarak birbirine çok yakınlar. Biz bir Ozan ve Bilgehan maçına geçelim. Burada da yukarıda beyaz taşlarla Ozan oynuyor. Aşağıda mavi taşlarla Bilgehan üstadımız oynuyor.
Ozan kendi evinde beşli bir prime yaptı. Ancak tabii orada bilgisayarın taşının olmaması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani orada prime oluşturması ile ilgili. 6-3'lük bir zar. Şimdi Ozan 106-108 önde artı 9 sayılık bir düşüş olacak. Yani 97'ye düşecek. 97-118. Kaçamak oyunda yani yarış oyununda bir avantaj. Zaten Ozan da bu yarışta önde olduğunu görerek az önce kübü kullanmış. Bilgehan üstadımız da yakalayabileceğini düşünerek ki bu yüksek bir ihtimal. Kübü kalmış. Şu anda 2-1'lik bir hamle. Burada 5-5 Bilgehan üstada bayağı ciddi bir pip count. 20'ye yakın, 20 sayılık bir pip count kazandırıyor. Bakalım nasıl değerlendirecek olayı. Çünkü sayı olarak şu anda Bilgehan Giray öne geçecek. Muhtemelen yukarıdan aşağıya hareketlenecek taşlarını. Çünkü Ozan'ı yakalamaya ihtiyacı yok. Bu hamleyi gördükten sonra Mehmet Aykut maçına geçeceğiz. 3-1. Evet, Mehmet Aykut maçına geçelim. Burada Mehmet dediğimiz gibi beyaz taşlarla oynuyor. Pip count'lar yine birbirlerine çok yakın. Mehmet tabii kendi evinde Aykut'la kıyasla bakıldığı zaman kendi evinde daha iyi bir yapıya sahip. Şuradan bakarsak sanırım biraz daha iki maçı da kontrol edebileceğiz. Bilgehan Üstad kübü kullanmış ve Ozan da pas demiş. Dolayısıyla 2-0'lık bir Bilgehan Giray üstünlüğü var şu anda. Evet, burada yine çok güzel bir avantaj yakaladı Ozan Akgül ve kübü kullandı. Bilgehan Üstad kabul etti muhtemelen pip count'ların yani sayıların birbirine yakın olmasından kaynaklanan. Ancak Ozan'ın çok ciddi bir avantaj var. 5-4'lük bu hamle çok önemli. Muhtemelen en uzaktaki taşlarını yani rakibin 7 evindeki taşlarını hareketlendirmeyi düşünecektir. Sadece bir iki şansı verip atamadığı takdirde oyunu domine edecektir diye düşünüyoruz ama tabii içeride iki evine de kapı almayı düşünebilir. Farklı bir yolu seçti. Uzaktaki taşları orada bırakarak sonraki hamlelerde onları nasıl kurtaracağını düşünmüş olması gerekiyor. Çünkü pullar arasındaki mesafeyi ne kadar çok açarsanız onları kurtarmanız o kadar zorlaşıyor. Dolayısıyla pullar arasındaki yani sizin pullarınız arasındaki dengeyi mutlaka sağlamanız gerekiyor. 5-2'lik bir zar. Burada tabii agresif oynar mı, Mars oynar mı diye bir durum var. Nitekim Ozan Mars etmek için agresif oynadı. 24'teki pulu kırdı. 5-3'lük bir hamle. 2-1 Bilgehan Giray yani şu pozisyonda 2 atarak bayağı büyük bir sıkıntıdan aslında kurtuldu. Çünkü çok ciddi bir Mars ihtimali vardı eğer 2'yi atmasaydı. Ancak tabii ki 2'yi bulması büyük avantaj. Mehmet Aykut maçında durum nedir? Bakalım burada iki tarafın da açık yakalama ihtimali yüksek. Zar sırası Aykut'ta. Aykut gibi kullanmayı düşünüyor sanırım. Ama yani çok kolay bir take olabilir. Çünkü her ne kadar biraz avantajlı gibi görünse de pip count'larda Aykut, Mehmet'in Aykut'un evindeki 4 evindeki çok sağlam kapısı, kendi evindeki board'u çok güçlü.
Yani aslında şu anda iki güreşçinin birbirini tartması gibi bir noktadayız. Yani en ufak avantajı yakalayan muhtemelen kübük kullanacaktır hemen. Mesela bu 5-3 Aykut için çok kötü bir zerdi ve nitekim açık verilmek adına kendi evindeki primelarını, kendi evindeki yapısını bozdu. Şu andan itibaren Mehmet çok daha rahat hareket edecektir. Üstüne 5-5'lik çok güzel bir joker Mehmet için. Burada Mehmet'in yapacağı hamle 2'den 2 aşağıya kadar inmek mi yoksa 2 inip tekten gidip içeri girmek mi? Orada biraz zor bir karar vermek durumunda Mehmet. Bakalım kararı ne olacak? Yani iki çıkıp tekten gidip içeri girmeyi tercih etti. Çünkü dört taşı da üst üste getirirse sonraki hamlelerde Aykut onu karşılayan taşlarını orada serbest bırakıp kendi evindeki taşlarla idare etmeye çalışıp Mehmet'i yakalamaya çalışacaktı. Dolayısıyla Mehmet küçük bir fırsat da olsa bir taşı uzakta bıraktı her ihtimale karşı. Şimdi 6-5. 6-5 güzel bir zar. Burada önemli bir karar yine iki taşı içeri mi girecek? İki taşı içeri girerse sonra ne yapacak? İşte şimdi buradaki burada atacağı zar Mehmet'in çok değerli. Ancak evet bu arada tabii ki Aykut'un bir atması kendi evindeki altı evini kapatacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla orada almış olacağı bir kapı biraz zaman kazandırabilir Aykut'a eğer Mehmet'i yakalarsa ve Mehmet 1-2 geri atarsa. Büyük bir zaman kazanabilir. Mehmet içeriye kapı aldı. Şu anda kendi evindeki bordu tamamen kapalı. Burada şimdi atacağı zar Mehmet'in 5-4. Bu çok önemli bir zardı. Çünkü Aykut eğer kendi evinden oynarsa 3 tane evi boşaltmış olacak. Mehmet bundan artık çekinmeden rahat rahat oynayacaktır. Ama onu bozacak yoksa uzaktaki taşını mı hareketlendirecek? Mehmet'in evinin tamamen kapalı olması tabii ki riske girmesini engelledi Aykut'un. İçeriden oynadı, bordunu bozdu. Burada Mehmet'in atacağı zar Joker. Evet, yani şu andan itibaren Mehmet her an kübü kullanabilir. Ama yine de Aykut'un düşeşi bu tabii kübü kullanmasına muhtemelen engel olacaktır. Çünkü büyük bir çift dışında yani 6-6-5-5 gibi zarların dışında olsaydı Mehmet çok rahat bir şekilde kübü kullanabilirdi. Şimdi Mehmet 5 taş aldı, Aykut 1 taş aldı. Mehmet'in 2-2'si yine 2, 3 taş daha aldı, 8-1 taşlar da önde. Şimdi eğer Aykut çift atmazsa Mehmet bu defa kübü muhtemelen kullanacaktır diye düşünüyorum. 8-3, 5 sayı, 5 taşlık bir avantaj var ve zar atma sırası var. Mehmet'in kullanacağını düşünüyorum burada kübü. Çünkü artık her ne kadar taşları 6, 5, 4 evinde olsa, 2, 1 evinde de 2 tane olsa da çok 5 taşlık bir avantajı var. Bu çok ciddi bir avantaj. Her ne kadar pip count'ları 29-28 olsa da Aykut'un atacağı 6'lar, 5'ler, 4'ler sonuçta ona o rakamlarda bir pip count kazandırmayacak. West Page dediğimiz durum ortaya çıkacak. Burada pas deme ihtimali çok yüksek. Nitekim Aykut pas dedi ve Mehmet bir sayı aldı. 1-0 öne geçti. Şimdi Ozan Bilgehan maçına geçelim. Oha, burada neler olmuş böyle? Burada neler olmuş böyle? Son bıraktığımızda durum 2-1'di. 4-3 olmuş. Çok hızlı gelişen bir maç oldu. Yani şu oyun bitinceye kadar bu oyunda kalmayı tercih edeceğiz. Bu oyun bittikten sonra ikili yayın ekranına geçip
Muhtemelen artık oradan bakmamız gerekebilecek. Çünkü tavlada atılan her zarda her şey değişebiliyor. Dolayısıyla futbol maçı gibi arada oraya bağlanıp sonra diğer tarafa bağlanma şansı biraz sıkıntılı. Çünkü kaçırdığınız her pozisyon maalesef tek bir zarı kaçırırsanız oyunun tamamını kaçırmaya bedel bir hamle oluyor. Burada bir muhteşem bir joker attı. Ozan kıracak ve kapatacak. Bilgehan Giray konmadığı sürece muhtemelen Ozan küp çekmeyecek. Mars ihtimalini kovalayacak son dakikaya kadar. Evet. Şu andan itibaren Mars ihtimali çok yüksek olmamasına rağmen Ozan yine Mars'ın peşinden koşacaktır. Ancak Mars ihtimali ortaya kalktığı anda kübü kullanacak ve sayısını alacaktır gibi düşünüyoruz. Tabii bu arada ütopik bir zar atıp açık vermesi 6-5 gibi 6-2 attı. Yani bu da tehlikeli bir zar olabilirdi Ozan için. 6-4. Evet, şimdi bilgehan kondu. Muhtemelen Ozan hemen kübü kullanacaktır çünkü şu ana kadar sadece iki taş aldı. Mars ihtimali çok çok zayıf. Jack 5-2. Bu zar belirleyici olacak. 4-5-9. Yani yok, 2-1-2-1 de olsa değişmeyecek. Nitekim daha fazla beklemeye gerek görmedi Ozan ve 5-3 öne geçti. Biz ikili yayın ekranından devam edelim. Çünkü burada iki oyuncunun da iki maçın da takibini daha kolay yapabiliriz. Herhangi bir maç bittikten sonra diğer maçın tamamını takip edebiliriz. Şu anda Mehmet Çakıcı 1-0 önde hala. Orada durumlar yani dengeli gibi görünüyor. Keep count'larda Aykut 135-164 aşağı yukarı 29 sayılık bir üstünlüğü var. Sol taraftaki ekranda da Ozan ve Bilgehan'ın maçında yine ciddi bir avantaj yakalamış gibi görünüyor Ozan. Burada önemli olan faktör Bilgehan'ın evindeki taşı ne kaçabilecek mi? Bilgehan'ın 3 tane açı var. Nitekim 5'i kırdı, 3'ü kapattı. 5-3, 3'ü konacak, 5'i kapatacak, aşağı inecek. Ha, dışarı çıkmayı tercih etti Bilgehan Üstad. Analizde görmemiz gereken bir karardı sanırım bu ama içeride üstüne kapı alınmasındansa dışarıda vurulmayı tercih etti. Tabii ki Ozan'ın birbiri Bilgehan Üstad'ın çok işine yaradı. Bu arada aynı anda devam eden maçta Mehmet Çakıcı 1-0'lık üstünlüğü sürdürüyor ve orada çok daha kontrollü bir oyun var. Evet, çünkü iki oyuncunun da 2 puanı var. Mehmet 2 mağlubiyet almış olmasına rağmen PR'larda yani oyun seviyesinde rakiplerinden daha iyi oynadığı için 2 tane 2 sayı aldı. Aykut bir maçını hem PR'da hem skorda kaybetti ama bir maçını da hem PR'da hem skorda kazandığı için 2 puanında. İkisi de 2 puanda olduğu için burada sadece maçı kazanmak değil, PR'ı da kazanmak önemli. Dolayısıyla o maçın biraz daha ağır yürümesini normal karşılıyorum. Yani bu tarafta Ozan Akgül'ün 3 puanı var, Bilgehan Giray'ın 1 puanı var. Ozan sadece maçı kazanmaya odaklanmış durumda çünkü maçı kazandığı anda 5 puan, pardon, kazandığı anda PR'ı kaybetse bile 4 puan olacak. Diğer taraftan Mehmet Aykut maçında eğer herhangi bir oyuncu hem maçı hem PR'ı kazanırsa o zaman Ozan'la puanları eşitlemiş olacak. Bu durumda da ikisi arasındaki PR'lara bakmayacağız. Eğer 4 oyuncu aynı puanda bitirirse PR ortalamaları şampiyonu belirleyecek. Ama iki oyuncunun sadece puanları aynı ise o zaman tamamen şeye bakacağız. Onlara 7 sayılık bir maç daha yaptıracağız.
Biri yine PR'ı ve sayıyı alırsa bu defa 5 sayılık bir maç yaptıracağız. Yine aynı olursa 3 sayılık maç yaptıracağız. Evet, Bilgehan Giray kübü kullandı. Bu oyunu aldı. Ve durumu 5-5 eşitledi. Bu çok heyecanlı bir noktaya gidecek maç. Şu anda maç Mehmet Çakıcı Aykut Keskin maçında 1-0 olduğu için kontrollü gidecek gibi görünüyor biz. Bu Ozan Bilgehan maçının bu oyunu seyredelim. Çünkü 7 sayılık maçta 5-5'lik bir skor çok enteresan bir skordur. Oyunculardan herhangi bir tanesi çok ufak bir avantaj bile ele geçirirse o anda kübü kullanmaya çalışacaktır. Çünkü 5 çok kritik bir maç sayısı. Evet, Bilgehan Giray'ın 5-3'ü, Ozan'ın 5-2'si 141'te. Nitekim Bilgehan Giray avantajlı olduğunu düşünerek kübü kullandı. 152-143 aslında sayılarda Ozan daha önde. Pozisyon avantajı da Bilgehan Giray'da. Bakalım bu pozisyon üstünlüğünü koruyabilecek mi? Muhtemelen Ozan burada kabul edecektir diye düşünüyorum kübü. Çünkü şu anda olay çok ortada. Artı oyunu verirse 6-5 geriye düşecek ve Crawford olacak. 2 oyun kazanması gerekecek. Bu çok daha zor bir ihtimal olduğu için kübü almayı tercih etti. Bilgehan Giray da pozisyon üstünlüğünü değerlendirerek mümkün olduğunca yapılanarak, açık vermeden yapılanarak kendi evine gelip maçı bitirmeye çalışacak. Şu anda iki oyuncu için de maç sayısı. Dolayısıyla bu oyun bitinceye kadar Mehmet ve Aykut maçına geçmeyeceğiz. Tabii arada onları bir kontrol etmek gerekecek ama burada bu oyunda özellikle Bilgehan Giray'ın 3-3'ün ardından 5-5'lik bir jokeri çok ciddi bir avantaj sağladı. Pip count'larda da 20'lik bir avantaj yakalayacak için 113 olacak, 124. Kusura bakmayın. 11 sayılık bir pip count üstünlüğü olacak. Evet. 3-1. 4-2. Bilgehan Giray bu arada 6 çıkışını da kapattı Ozan'ın. Dolayısıyla Ozan'ın burada göstereceği reaksiyon çok önemli. 6-1'lik bir hamle. (gülüyor) 5-3, 4-2, 4-2 bir kapı daha mı gelecek? 3 evine. Evet. Aykut, pardon, Ozan 6-4 attı. (gülüyor) 4-2. Muhtemelen Bilgehan Üstad iki taşını da aşağı inecek. Sadece 5-2 ve 6-2'lerde ve Ozan 5-2'yi yakaladı. Hakikaten şu ana kadar zarlar içinde atılan en iyi zar ve konduktan sonra da Ozan kapıyı aldı. Burada şu anda Ozan'ın kesinlikle Bilgehan Giray'ı kırmaması gerekiyor ama kırdı. Çünkü şu anda maç sayısı ve Ozan'ın ikinci taşı kırıp Bilgehan Giray'a zaman kazandırma ihtiyacı yoktu. Dışarıda daha 4 taşı daha vardı. O yüzden yani bu konuyu özellikle analiz edip Ozan'a gerekli açıklamayı yapmak gerekecek. Tabii haklı da çıkabilir o daire kırmak. Ama kırmadan gitmesi zaten oyunu kazanması için ona yeterli fırsatı veriyordu. Ama tabii çok çok böyle küçük ihtimallerdi bunlar. Nitekim Bilgehan Giray şeyi kabul etti. Mağlubiyeti kabul etti. Ve buradan şimdi Bilgehan ve Ozan'ın analizine bir bakalım. Yani Ozan 2.61 muhteşem, yani tek kelimeyle muhteşem bir performans ratingle oynadı. Kaldı ki Bilgehan Giray'ın 4.30'luk performansı da hakikaten çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Yani pro oyuncuların seviyesinde bir hata oranı. Ancak Ozan Akgül hakikaten
Zaten performans ligini zaten şey bitirmişti. Yani birinci sırada bitirmişti. 15 maçta 4.44'lük hata oranıyla bitirmişti. O zaten başlı başına bir muazzam bir olaydı. Burada 2.61 oynamak ve Bilgehan Giray'ı hem skorda yenip hem performans ratingde yenmek cidden Bilgehan üstadımıza tabii sonsuz saygımız var ama Kıbrıs'ın cidden yükselen oyuncu değerlerinden bir tanesi Ozan, bir de Mehmet Çakıcı var, artı diğer oyuncularımız da var arkadan gelenler. Ancak burada maçı kazanmasının ötesinde Kuzey Kıbrıs tavla organizasyonları içinde yer alıp 2.61 seviyesinde Bilgehan Giray gibi bir oyuncuya karşı oynayıp kazanmak gerçekten gurur duyulacak bir olay. Eminim Bilgehan üstadımız da her ne kadar bu maçı kaybetmiş olsa da yani şurada çünkü Ozan'ın gelişiminde Bilgehan üstadın da katkıları var verdiği matematik ve istatistik bilgileriyle. Eminim Bilgehan üstadımız da işte Ozan'ın 2.61'lik bu hani maçı kazanmasının dışında bağımsız olarak 2.61'lik ortalamasına eminim o da gururla bakmıştır. Biz şimdi Ozan'ın zaten 3 puanı vardı. 2 puan da buradan aldığı için otomatikman Ozan artık kesin şampiyon oldu. Yani hem Premier Lig'inin normal sezonunu birinci sırada bitirdi. Hem de Final Four'da 3 maç sonunda hem performans ratinglerinde hem maç skorlarında yine şampiyon oldu. Yani bu aslında tamamen hak edilmiş bir şampiyonluğun tam kanıtı ve resmidir. Hani çünkü hem performans ratinglerinizin ortalamasıyla hem de kazandığınız maçlarla bu noktaya ancak performansınız bu noktalarda olursa gelirsiniz. Yoksa işte 8-9 oynayıp gelip burada böyle şampiyon olmanız imkansız. Burada Ozan bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı. Bununla birlikte zaten performans rating ligimiz paralel yürüyen birlikte. Normal online tavla ligiyle paralel yürüyen birlikte. Online tavla liginde de zaten şampiyon oldu Ozan. Yani Ozan şu anda yükseliş döneminde. Eğer bu konuda işte ona yardımcı olduğumuz şekilde kitapları okumaya devam edip analizleri devam ederse uluslararası bir oyuncu olmaması için hiçbir sebep yok. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Tavla Kulübü'nün de tabii ki idarecilerinden oldu kendisi. Dolayısıyla üniversiteler arasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu maç için daha fazla yorum yapmayıp geçip Mehmet Çakıcı Aykut Keskin maçına bakalım. Daha sonra genel anlamda bir yorumlama yapacağız hepsiyle ilgili. Evet, Aykut Keskin Mehmet Çakıcı maçındayız. Burada oyuncular çok ciddi bir şekilde devam ediyorlar. Bakalım burada. Evet. Evet, şimdi artık tamamen bu maça konsantre olabiliriz. Türkiye'nin yükselen değeri Aykut Keskin, Kıbrıs'ın yükselen değeri Mehmet Çakıcı. Dörtlük küpte Mehmet bir attı ve 4-1'lik bir skorla Aykut Keskin öne geçti. Evet, şimdi 4-1 önde Aykut. Aykut da son dönemlerde ciddi anlamda performans rating anlamında ve maç kazanma anlamında ciddi çıkış yakalayan oyuncularımızdan. Aykut'la da gurur duyuyoruz. Yani hep birlikte Artvin'e gidip Artvin'in yaylalarında tavla maçı yapacağız eminim. Çok ciddi bir oluşum içindeyiz bununla ilgili. Değerli dostlarımızla birlikte böyle harika bir tur organize edeceğiz inşallah. Aykut da bize Artvin'in güzelliklerini gösterecektir orada. Evet. 4-1'lik bir üstünlük Aykut hanesinde. Mehmet'in 6-5'i muhtemelen bir taşı hareketlendirecek ve kurtaracak. Pip count'larda neredeyse birebir eşitlik var. 153-152. Bakalım devamı nasıl olacak? Evet. 3-2.
Bu arada kusura bakmayın, cep telefonundan da bazı şunları kaldıralım. Evet. Mehmet'in 3-2'si. Aykut 6-2 oynayacak. Aykut tek taşını 24'ten kaçar diye düşünüyorum. Öyle oynadı. Mehmet 5-4'lü yakaladı onu, kaçmasını engelledi. Bakalım devamında nasıl bir gelişim olacak. 6-1. Aykut burada ders sırası şu anda Aykut'ta. Yani küp çekecek bir pozisyonda değil ama sanırım Aykut şu anda 3G bağlantısıyla Artvin'in yaylalarından bağlanıp oynuyor. Onun için yani bol oksijenli bir noktada oynuyor ancak tabii üçgenin çekim alanı konusunda biraz sıkıntı yaşıyorsa o büyük bir problem. Umarım öyle bir sıkıntısı yoktur. Zaten bu tür sorunların yaşanabilme ihtimaline karşı maçlarımızda bu tür düşünülmesi gereken PR maçlarında zaman süresini her zaman casual olarak tutuyoruz. Yani maç sayısı çarpı 3 dakika. 21 dakikalık bir süreç, 4 dakikalık bir süresi geçti Aykut'un. Kullanıyoruz çünkü zaman süreci hem server'a çok yüklenilmesinden hem bu COVID-19 virüsünden kaynaklanan birçok insanın sürekli internete yüklenmesinden kaynaklanan bazı sıkıntılarımız var. O yüzden oyunculara o zaman süresini tanımak gerekiyor. Aykut 5-2 attı. 5-2'de hareketlenme var. Burada Mehmet'in durumu önemli. Mehmet 6-5 attı ama içerideki taşını çıkamıyor. Muhtemelen agresif bir oyun tarzı sergileyebilir burada Mehmet. Çünkü 6-5 onun için çok yapıcı bir hamle değil. Dolayısıyla oyun kontrolünü kaybetmemek adına Aykut'a saldıracaktır. Nitekim öyle bir tavır sergiledi ve Aykut'u kırdı. Burada Aykut'un atacağı zar önemli. Evet, konamadı. Burada Mehmet şimdi Mars ihtimali yükseldi. Eğer bir taşını kapatırsa 2 ya da toplamı 7 olan bir zar atarsa kapatacak. Mars ihtimali yüksek olduğu için artık kübü yani çok kullanacağını düşünmüyorum. Tabii yine kullanabilir ama riske girmedim. Bir sayı almayı tercih etti. Ama Aykut bu kübü kabul etti. Bu Aykut için biraz sıkıntılı bir hamle olabilir iki atamazsa. Çünkü zaten ciddi bir Mars ihtimali vardı. Bunun üstüne kübü de alınca sanırım yani Mehmet Aykut'un bu kübü almasına sevinmiştir muhtemelen. Çünkü Mars etmeye mi çalışayım yoksa kübü çekeyim bir sayıyı garanti olarak alayım 4-2 olsun mu diye düşünüyordu muhtemelen. Kübü çektikten sonra Aykut'un alması yani pozisyon itibariyle Mehmet'i sevindirmiştir diye düşünüyorum. 6-5 ile kapattı. Çok muhteşem bir zar 6-5. Yani hakikaten muhteşem bir joker.
Şu anda Mehmet'in yapması gereken tek şey Aykut'un kendi evindeki yani üç evindeki taşı kurtarmaya çalışması. Yani onun içinde 2 ya da 4 atması gerekiyor ilk adım. Sonraki adımlarda da taşları geçip, blokları geçip kurtulmaya çalışacak. İçinde 2 ya da 4 olan zarlar önemli. Mehmet 2 ya da 4 atamayıp üstüne 6-5 atınca şimdi sıkıntılı bir an ihtimal yaşama ihtimali var burada. Hala 2 ya da 4 atmak için bir çaba sarf edecektir. Bir de pip count'lara bakarsanız sayılara. Mehmet 83, Aykut 127, 11 sayı daha düşecek şimdi 72 olacak. 72-127. Yani 52-55 sayılık aşağı yukarı bir sayı avantajı var Mehmet'in. Ve artık tabii olay pip count'ların dışına çıktı. Ve 4-3 son anda müthiş bir zar. Yani denizi geçti. Önünde bir dere var. 13'teki iki taş. Onu da 3-3'ün birbirinin dışındaki zarlar da geçer. Evet, nitekim onu da geçti. Şu anda tek bir hamlesi kaldı. Altıdaki fazlalık olan taş ona sıkıntı yaratmazsa muhtemelen fazla bir sıkıntı yaşamayacaktır. Ancak tabi tavlada hiçbir zaman son zar atıncaya kadar bitmez. İhtimaller devam eder ama tabi bu ihtimaller gittikçe azalır. Yani yüksek bir ihtimal olmaktan çıkar. Nitekim 6-1 Mehmet'i çok rahatlatan bir zar oldu. 6'yı alıp 4 evinden sallayıp açık vermeme üzerine hamleler yapacak. 5-3. Buradaki 5-3 önemli. Artık dışarıdaki 7 artı kırık olan bir taş 8 taşı olduğu için riske girmeyecektir. Aykut çok erken bir 6 attı. Bu 6 ona Mars'ı kesmek adına çok ciddi katkı sağlayabilir. Mehmet'in atacağı zarlar burada önemli. Aykut 5-4 yine iyi zar. Büyük bir zar. Mehmet'in 6 zarı kaldı taşları bitirmek için. Hep 2-2 aldığını varsayarak konuşuyoruz. Tabii ki çiftler ya da diğer tek alımlar değil. 6-1, 5 zarı kaldı. 2-4, 6-8. Aykut'un bir de 9 olarak düşünelim. Muhtemelen içeriye taşlarını taşımaya çalışacak hızlı bir şekilde. Evet. Artık yani yapılanmanın bir önemi yok. En hızlı şekilde taşları girip bir iki sayıyla kurtarmaya çalışacak. 5-2 kabul edilebilir zar. 6-4, 6-2-2. Yani normal şartlarda şu anda Aykut kurtarıyor gibi görünüyor. Yani ütopik bir zar gelmesi, yani şanslı bir joker ya da Aykut'un atacağı içinde şu anda bir olan herhangi bir zar gibi. 6-3. Burada ne atacak Aykut? 5-2 alamadı. Hala 2-1'i alamaz eğer içeri girerse. İçeri girmeden farklı bir hamle yapması gerekiyor bence Aykut'un. Evet, bravo. Burada sadece 3-1'i almaz. Mehmet tabi 1'i atınca Aykut atmadı. Ve işte Aykut'un oradaki o kübü alması çok ciddi bir sıkıntı yarattı ona. Yani biz tabi buradan onu bir hata olarak gördük. Ancak analizlerde kübü almak haklı çıkarabilir Aykut'u. Yani bizim açımızdan bakıldığında biraz sıkıntılı bir küptü. Yani o kübü almak mesela şeyden Mars'tan gerçekten sonunda kurtuldu. Evet, durum 4-3. Buradaki çekişme devam ediyor. Bu arada Mehmet Galaxy Rating'ini de yükselmeye devam ediyor. 2248 Rating'de ve kontrollü bir şekilde maçlarını oynayarak ratingini yükseltiyor. Aykut 2129 ratingde. Sanırım biraz daha yüksekti Aykut'un ratingi. Son dönemlerde biraz düşüş yaşadı sanırım. Ondan olabilir. Ve 4-1. Aykut'un 4-1'i. Aykut ne yapacak? İki taşı kıracak mı? Yani güvenli oynayacağı bir hamle yok. Muhtemelen iki taşı kırıp bir şans kullanmaya çalışacak. Mehmet 5-4 attı. Şu anda pip count'larda Aykut
ciddi bir avantaja sahip, 30 sayılık bir avantaja sahip. Üstüne 2-2'lik bir joker attı. Tabi 2-2 her ne kadar joker iyi bir zar gibi görünse de taşını kaçamamasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Karşıdan 2-2 gelince tabi bu Mehmet'i tekrar oyunun içine soktu açık söylemek gerekirse. Muhtemelen kırıp 4 evini kapatacak ve 6 evinden 4 evine 2 kapı alacak gibi görünüyor. Bakalım Mehmet'le aynı paralelde mi düşünüyoruz? Evet, aynı paralelde düşünüyormuşuz. Üç bir. Bu da güzel bir joker. Hem rakibin 5 kapısını, 5 çapasını alacak muhtemelen, hem rakibin 6 çıkışını kapatacak gibi görünüyor. Evet. Aykut'un atacağı 4-2. 4-2 muhtemelen 24'ten yaklaşacaktır 20'ye, 2 ile de kapatacaktır ama yaklaşmayı düşünmedi olası bir kapı tehdidine karşı. Güvenli oynamayı tercih etti. Mehmet'in 4-1'i, Mehmet taşlarını iyi bir yapılandırma içine soktu. Burada şu anda Mehmet'in ilk hedefi kendi evindeki 5 kapısını almak. O ona çok büyük bir üstünlük sağlayacak. Ama tabii onu almak için de bir sıkıntı. Yani tabii ki 7. kapının çok fazla bir katkısı yok. Dışarıdaki 4 evinde bulunan kapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla orayı bozmaktansa direkt 5 evini şimdiden alıp sadece 5 çıkışına açık bırakmak çok mantıklı bir hareketti açıkçası. Şimdi burada Aykut'un 5-2'si muhtemelen 5 inip 2 ile 4 evindeki taşı kapatacak gibi görünüyor. 23'ten çıkmak tehlikeli çünkü vurulduktan itibaren çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilir diye düşündüm. Nitekim Aykut çıkmayı tercih etti dışarı. Burada Mehmet şu anda kübü yani pip count'larda sayıda geri. Onu düşünür mü? Yani düşündü ama kullanmadı. Mantıklı bir hareket diye düşünüyorum. Tabii burada 6-1 biri mutlaka kesin kıracaktır. 6 ile de 6 evini kapatır diye düşünüyorum. Yani çünkü olası birlerde ama vurup kaçmayı tercih etti. Bu da ayrı bir tercih tabii ki. Aykut yine 5-2 ile kaçmak için ısrarla istikrarlı bir şekilde çaba harcıyor. Bakalım Mehmet bu defa yakalayabilecek mi? Yakaladı. Yakalamanın ötesinde muhteşem bir 6-6 jokeri. Burada Mehmet'in düşüncesinin ne olduğunu göreceğiz. Yani kırıp 3 tanesini kaçmak mı? Evet, nitekim artık şu an itibaren kübü kullanabilir. Çünkü çok ciddi bir avantaj. Yani sayı üstünlüğü, pip count'lardaki sayı üstünlüğü önemli değil. Burada 119-128'lik bir fark var. Kendi evinde oluşturduğu prime'lar çok iyi, bloklar çok iyi. Bir de alt evindeki taşı kapatırsa çok daha büyük sıkıntı olur. Kübü kullanmayı tercih etmedi. Alt evini kapattı tabii ki. Şimdi beşli bir blok var Aykut'un önünde. Aykut o bloğu geçebilecek mi? Onun düşüncesi içinde. 3-3 yine çok güzel bir zar. Artık yukarıdaki üçlüyü kurtaracaktır muhtemelen. İçeriye kapı alıp marş etme çabası şu anda ikinci sıradaki bir düşünce gibi duruyor. Yani şu anda hala Aykut için her şey bitmiş değil. Dolayısıyla mesela işte burada olduğu gibi 3-6 muhtemelen dışarı çıkacak Aykut. Yani
Çünkü içeride kalırsa üstüne kapı alma ihtimali yüksek. Çıkmadı Aykut dışarı. Bakalım Mehmet'in hamlesi olacak. Burada artık 119-104 kübün gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü hem 5'li bir bloğu var, prime'ı var. Artı zar sırası Mehmet'te, artı 15 sayılık bir pip count üstünlüğü var. Bakalım Mehmet neye karar verecek? Burada küp ve pas olma ihtimali yüksek. Tabi ekstreme bakmadığımız için %100 böyledir diye bir şey söylememiz mümkün değil ama genel bakışta kontrol ettiğimiz zaman görünen şu andaki pozisyonun double pass olması yönünde. Tabi maçtan sonra ekstrem analizlerine bakacağız. Evet, Mehmet kübü kullandı. Aykut büyük bir ihtimalle burada riske girmek istemeyecektir. Çünkü üstüne olası bir kapıda Mars ihtimali yükselecektir. Nitekim Aykut pas dedi ve Mehmet durumu 4-4 ile eşitledi. Evet, çok kontrollü ve aslında keyifli bir maç. Uluslararası tavlayı bilen oyuncular için söylüyorum. Klasik tavlada tabi zar sesi, tahta sesi, karşılıklı espriler olmayınca biraz yavan gibi duruyor olabilir klasik tavlacılar ama uluslararası tavlada şu anda bence çok 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 keyifli bir maç izliyoruz. Evet, açılışlardan sonra Mehmet'in Aykut'u kırışı, Aykut'un 6-3'ü ve dışarıya çıkışı 4-2, burada 4-2 kırıp 24'ten 22'yi kapatır mı? Bakmak lazım. Kapatmayıp yaklaşmayı tercih etti. 4-2 yani Mehmet için iyi bir zar. Çünkü evinde hiç prime yokken, kapısı yokken kırdırmadı taşını. 3-2'de 5 çapasını aldı, 5 evini kapattı. 2'yi ne yapacak onu göreceğiz. Evet. 3-2. Dışarıdaki, yukarıdaki taşını niye kırmadı Aykut? Çünkü o taş, yani orayı kırmadığın takdirde orası kapandığı andaki, şu anda Mehmet orayı kapatacak, dördü bir blok oluşturacak orada. Yani o bloğun oluşmasına Aykut'un izin vermemesi gerekiyor gibi gördüm ben. Ancak şu anda Mehmet'in kendi evinde dörtlü bir blok oluşturması Mehmet'i nispeten de olsa biraz rahatlatan bir blok. Çünkü her ne kadar beşli prime'ın yani beşli bloğun bloktan daha iyi olmasa da dörtlü blok yine de çok kabul edilebilir iyi bir yapılanma orada. Aykut'un 4-2'si bu da Aykut için iyi bir zar değil gördüğümüz kadarıyla. Bakalım Aykut nasıl bir oyun oynayacak. Yukarıdan 4 inip 5'teki 2'yi kurtarma çabası içinde olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani çok şey maalesef Galaxy'nin böyle bir durumu var. Yani hamle yapıldıktan sonra oynanmış noktayı görebiliyorsunuz. Yani bir animasyon yok. Taşın hareketini, nereye gittiğini, nasıl gittiğini görmediğimiz için o anda bir anda beliren pozisyonda taşların nereye oynandığını anlamaya çalışıyoruz. Arada bazen kaçırıyoruz maalesef. Ama tabii bu arada Mehmet Aykut'un bir pulunu daha kırdı az önce. Sayılarda da 125-155, 30 sayılık bir avantajı var. Bu avantaj Mehmet'e eğer yakalanmazsa Aykut'a bir küp kullanma şansı daha verecektir. Burada şu anda Mehmet'in atacağı zar önemli. Mehmet şu anda kübü düşünüyor olabilir. Ancak evet 30 sayılık bir pip count üstünlüğü var. 4-4. Mesela 5-5 olsa burada kübü ben çok rahat kullanabilirdim. Çünkü 30 sayılık bir pip count maç sayısına çevirmek oyunu ideal olabilirdi ama 4-4 durum yani 3-away 3 3'er sayılık bir şeyleri var. Ulaşmaları gereken sayı var.
O yüzden o biraz sıkıntı olabilirdi. Nitekim kübü çekmedi. Aykut 6-2 attı. Şu anda yani görünen bir iki zar daha atılması gerektiği yönünde. Ama tabii Mehmet kendi evini çok ciddi anlamda güçlendirdi. Ki o avantajı kullanmaya yönelik bir hamlede kübü çekti ve Aykut kübü hemen kabul etti. Burada Aykut'un Artvin yaylalarında olmasının verdiği bol oksijenin güveni olabilir tabii, ona bir şey diyemeyeceğim. Ancak burada ya bu take olabilir. Ona çok şey demiyorum ama Mehmet'in burada çok ciddi bir avantajı olduğu tartışmasız. Evinde de çok ciddi bir yapısı var. Düşeş mesela bu çok güzel bir joker Aykut için. Ancak yani Mehmet'in evinde yani dört evindeki alt taşları hareketlendirecek olması Mehmet'in dört evine kapanma ihtimalini artıracak. Yani orada kalan tek bir taşı daha var. Nitekim burada Mehmet'in atacağı 4, 3, 2 ve 1'li zarlar, içinde 6 ve 5 olmayan zarlarda kendi evini çok daha güçlendirme yönde yapılara gidecek. Nitekim işte 3-1, 4 evine bir kapı ve 5'li bir prime. Burada Aykut biraz sıkıntı yaşayabilir. Tabii ki 24'ten 22 yapacak Aykut, yaklaşacak 6 çıkışını açmak için. Burada Mehmet'in atacağı zar belirleyici olacak. 5-3 yine muhteşem bir zar. Hani olasılığı çok yüksek olan zarlardan bir tanesi ama atmak ayrıca çok büyük avantaj. 4-2 Mehmet 5 yerindeki taşı kapatamadı. Bir eksik rakamla, bir eksik sayıyla. Muhtemelen içeride oynamayı tercih edecektir. Çünkü şu andan itibaren Aykut'a yakalanırsa Aykut'un kendi evi çok güçlü. O küp geriye 4 olarak dönebilir. Riske girmemeyi düşünecektir. Mehmet tabii Aykut 1 attı ve 5 kapattı. 3-1. Evet, şimdi bu 3-1 tabii ki riske girmeyecek Mehmet ve içeriden oynayacak muhtemelen 3-1'i. Tabii bu da Mehmet'i bir sıkıntıya sokabilir ama Mehmet'in şöyle bir avantajı var. Aykut'un dışarıda olan bütün taşları ve Aykut'un kendi evindeki bütün taşları hep ikili. Yani idare edecek taşı yok orada. Mehmet 6-3 attı. Agresif bir oyun sergiledi Mehmet orada. Burada da hakikaten yani şu pozisyondayken o agresifliği sergilemek kolay bir olay değil. Bunun tabii ki ekstremde bir analizini yapıp göreceğiz maçın bütününü. Performans rating olarak hangi seviyede oynadıkları da çok önemli. Dediğimiz gibi sadece maçı kazanmak yetmiyor. Performans ratingi de kazanmak gerekiyor ki bu maçı kazanmanın bir anlamı olsun. Yoksa maçı kazanıp performansı kaybetmek puanların birer birer bölüşülmesi demek olacak. İkisinin de zaten 2 puanı vardı. Dolayısıyla ikisi de 3 puanda tamamlayacaklar ligi. Bilgehan Giray, Ozan Akgül maçının durumu ortaya çıkaracak her şeyi. Bu arada tabii Bilgehan Giray, Ozan Akgül maçında Ozan hem skor hem performans olarak Bilgehan üstadımızı yendiği için şampiyonluğu garantiledi. Bilgehan Giray üstadımız 1 puanda tamamladı Final Four'u. Dördüncü olarak tamamlaması kesinleşti. Burada oynanacak maç şu anda ikinciyi belirleyecek. İkincinin de güzel bir ödülü var. Dolayısıyla şu anda oyuncuların Bilgehan Giray, Ozan Akgül maçından haberleri yok. Yani o maçın bittiğinden haberleri yok. Onlar için heyecan devam ediyor. Bizim için de ikinciyi bulmak adına bir heyecan var. 6-2 kondu. Şimdi burada Mehmet 5 taş aldı. 2-4-5 Aykut'un 3-3'ü gayet iyi. Mehmet'in burada atacağı çift önemli. Eğer Mehmet burada herhangi bir çift yakalayabilirse çok büyük bir ihtimalle Mars olur. 5-2 Aykut'un atacağı küçük zarlarda da Mars olma ihtimali yüksek. Tabii Mehmet'in burada 2 atmaması gerekiyor. Aykut 4-2 attı. İçeriye mümkün olduğunca fazla taş atacaklar. Bir tane girebiliyor şu anda. Ama bir tane içeri girmek durumunda. Mehmet'in atacağı zar önemli.
Mehmet 4-3 attı. Burada şimdi artık olayın Mars, Aykut'un Mars olmaması için Mehmet'in 2 atması lazım. Eğer Mehmet 2 atmazsa Aykut'un çifte ihtiyacı olacak. Bakacağız ne olacağına. Yani şu anda atılacak olan zarlar maçın skorunu belirleyebilir. 6-1, Aykut'un zarı 6-2. Evet, şu anda Mehmet'in atacağı zar galibi belli edecek. 2-1 atmazsa, benim lakabım gibi 2-1 Cengiz, muhtemelen Mars olacak ve maç bitecek. Ki 4-4 ile mühürlemiş olduğu maçı Mehmet 7-4 kazandı. Performans ratinglerinin ne olduğuna bakalım. Performansta yine şunları kaldıracak olursak ortadan. Mehmet performansta da kazandı. Dolayısıyla Mehmet 2 puan aldı ve 4 puan da tamamladı Final Four'u. Ozan Akgül 5 puanla şampiyon. Yani Kıbrıs'tan bu da tabii bizim için ayrı bir övgü kaynağı. Aykut ve Bilgehan hocamıza tüm saygılarımız da tabii ki. Ama tabii Kıbrıs'ta yetiştirdiğimiz oyuncuların bu seviyelere çıkıyor olması bizi tabii ki mutlu ediyor, açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla bu sezonda hem Ozan Akgül şampiyon oldu. Finalde yine Kıbrıs'tan Gizem Kasımoğlu'nu yendi. Yine Kıbrıs'tan bir arkadaşımızı, bizim oyuncularımızdan bir tanesine. Aynı zamanda Performans Rating Ligi'nde ilk dörde iki tane Kıbrıs'ın yükselen değerini sokabildik. Mehmet Çakıcı ve Ozan'ı. Ayrıca Final Four'da Ozan şampiyon, Mehmet ikinci oldu. Bu da ayrı bir gurur kaynağı. Yani katılımları için Aykut Keskin, Bilgehan Giray üstadımız ve diğer daha önce Final Four'a girememiş ama PR Ligi'nde oynayan tüm oyuncularımıza gerçekten çok teşekkür ederiz. Şimdi son durumu bir görelim. Bu maç da bitti. Şimdi bu maçların analizini Extreme programında yapacağız, ancak onunla ilgili çok fazla yorumlama yapmayacağız. Son dağılımı, skor dağılımını ve kimin şampiyon olduğunu göreceğimiz tabloya bir bakalım isterseniz. Sonrasında da yayınımızı zaten bitireceğiz. Şimdi tabloya geçip bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir genel tabloya bakacak olursak son her oyuncunun üçer maç yaptıktan sonraki Final Four sonuçlarına. Burada Ozan Akgül 5 puanla şampiyonluğu sonuna kadar hak ederek aldı. Alıp zaten PR ortalamasında da 5-3, 5,13 oynamış. 3 maçın ortalamasında, özellikle son maçtaki Bilgehan Giray'a karşı oynadığı 2-21 hakikaten takdire şayandı. Dolayısıyla hem 4. online tavla liginde süper finalde şampiyon olup, hem PR liginde normal sezonu lider tamamlayıp, hem de PR Ligi'nin Final Four'unda 3 tane değerli oyuncu arasından şampiyonluğu bu şekilde almak, bu şansla açıklanabilecek bir olay kesinlikle değil. Dolayısıyla Ozan Akgül kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yani çalışmalarına devam edecek. Dediğimiz gibi ilerleyen zaman içinde bu çalışma düzeyini korursa uluslararası düzeyde de Kuzey Kıbrıs'ı en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok. İkinciliği Mehmet Çakıcı aldı. Mehmet Çakıcı da tabii şöyle söylemek lazım. Normal 4. online tavla liginde normal sezonda çok iyi işler çıkardı. Süper finalde çok iyi devam etti. Son süper finalde artık yani grubunu birinci bitirip şampiyonluk maçı yapmakla kaybederse üçüncü olmak arasındaki bir maçta oynadı. Son anda kaybetti o maçı. Dolayısıyla finallere çıkamadı ama son dönemlerde sürekli şeyde tavla organizasyonlarımızda üst sıralarda oynayan bir arkadaşımız. Tabii yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Dün tabii tarihin çok önemi yok ama bu yayından önceki bir önceki gün biz yine bir tavla turnuvası yaptık. Orada Mehmet yine final oynadı. Finalde kaybetti ama onun bir önemi yok. Yani Mehmet'in yükselişinin ne kadar sağlam olduğunu anlatmak için söylüyorum bunları. Mehmet de çok değerli bir başarı kazandı. Performans liginde genel sezonda dördüncü tamamladı, Final Four'a girdi. Final Four'da ilk iki maçını kaybetmiş olmasına rağmen performans ratingde rakiplerini geçti.
son maçta rakibini hem skorla hem maçla geçti. Yani şöyle bir özetlemek gerekirse şampiyon olan Ozan Akgül yaptığı 3 maçın 2 tanesinde hem performansla hem skorda rakiplerini yendi. Sadece Mehmet'le yaptığı maçta maçı kazandı ama performansı kaybetti. Dolayısıyla çok ciddi bir başarıyla şampiyon olmayı hak etti gerçekten. Mehmet'le ilgili olan kısmına geldiğimiz zaman Mehmet'in kaybettiği 2 tane maç bakıldığında aslında orada luck rate dediğimiz şans faktörlerindeki küçük nüans farklarından dolayı mesela maçları kaybetti ama performansları kazandı. Yani yaptığı 3 maçın 3'ünde de çok net bir şekilde rakiplerinden iyi oynadı ama skorda 2 maç kaybetti. Ona rağmen son maçında hem skorda hem performans ratingde kazandığı için Aykut'a karşı o da Final Four'u 2. sırada tamamladı. Yani genel bir özet yapmak gerekirse, açık söylemek gerekirse bu Final Four'da çok değerli Türkiye'den 2 tane dostumuz oynadı. Aykut Keskin ve Bilgehan Giray üstadımız. 2 tane de Kıbrıs'tan nacizane bizim yetiştirmeye çalıştığımız ve çok emek harcayan 2 oyuncumuz katıldı. Dediğim gibi Bilgehan Giray üstadıma ve Aykut kardeşime gerçekten çok 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 büyük saygı duyuyorum. Sonsuz sevgiler. Ama onun dışında tabii Kıbrıs'taki yetiştirdiğimiz oyuncuların da bu başarıyı yakalamış olmaları hakikaten Kıbrıs tavlası için çok ciddi bir gelecek bekliyor bizi. Hani çok iyi noktalara gelecektir Kıbrıs tavlası. Bu tabii sadece tek başımıza bizim çabalarımızla olmayacak. Ülkemizin de bu konuda bir çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü tavla dünyada çok 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 sevilen bir spor halinde, zeka sporları kapsamında oynanıyor. Bu arada tabii tavla liglerimiz devam ediyor. Maosa, Lefkoşa ve Girne'de ilgileniyorsanız mutlaka mutlaka Kuzey Kıbrıs Tavla Organizasyonlarından Cengiz Dindar'a ulaşın. Ve aramızda çok nezih mekanlarda, nezih insanlarla birlikte oturup çok keyifli tavla maçları yapıp muhabbetler yapabilirsiniz. Bu yayını çok uzatmayalım. Tekrar Ozan'ı kutluyoruz. Mehmet ikinciliğinden dolayı kutluyoruz. Aykut kardeşim ve Bilgehan Giray üstadıma da çok teşekkür ediyorum. Bir sezonu böyle bir Final Four'la bitirmiş olduk. Artık Dünya Tavla Şampiyonası'na, Milli Takımlar Tavla Şampiyonası'na hazırlanacağız milli takım olarak. Bakalım orada ne yapacağız? Orada da mutlaka yayınlarımızla bilgilendireceğiz sizi. Çok teşekkür ederiz. Artık görüşmek üzere. İyi günler.